dökülen kumral saç. Sinem deldi ey peri. Pembe yanak, ela göz. Sinem deldi ey peri. Miskü amber nefesi. Yaktığı ciğer paresi. Ol kâkülün telleri. Örtmüş siyah benleri. Bülbül gibi dilleri. Sinem derdi, ey peri. Gel. Hünkârım, Hoşyer Sultan görüşmek ister. Şimdi meşgulüm, sonra gelsin. Ben de öyle söyledim, lakin fevkalade hayati bir mesele olduğunu söyledi. Gelsin. Hünkârım. Hoşyer, hayırdır? Nedir bu fevkalade hayati olan mesele? Sizinle bilmek isteyeceğinizi düşündüğüm bir meseleyi konuşmak isterim. Ne yaptın güvercin? Konuşabildin mi hünkârımızla? Nazik ki konuşamadım daha. Tamam, asma suratını. Telaşa mahal yok. Seni çağırıyor zaten. Şimdi anlatırsın derdini. Ha? Hı? Hünkârım, bilirim ki evlatlarınızın tedrisatına pek önem verirsiniz. Öyledir tabii. Bu yüzden çok endişelendim haberi işitince. Ne haberi? Muallime ile alakalı. Sanırım yeni bir muallim bulmak icap eder. O da nereden çıktı? Gel. Aa, meşgul olduğunuzu bilmedim. Ben sonra geleyim. Esasında hiç lüzumu yok. Hatta gelmen pek de iyi oldu. Ben de hünkârımıza seninle alakalı havadisleri anlatıyordum. Evet Hoşyer, seni dinliyorum. Hünkârım, meğer muallimemiz evlenip saraydan gidecekmiş de haberimiz yokmuş. Anna Hatun nişanlıymış. Bize hiç bahsetmemiş. Eğer bu sabah tesadüfen Anna ve nişanlısı Nikola'yı sarayda birlikte görmeseydim... ...haberimiz bile olmayacaktı. İşittiklerim doğru mu Anna? Nişanlı mısın sen? Muallime, dilini mi yuttun? Neden bir şey söylemezsin? Sen çıkabilirsin Hoşyer. Elbette hünkârım, müsaadenizle. Hünkârım, Nikola ile nişanlı olduğumu doğru. Lakin çoktan bu mesele... Demek doğru. Hünkârım, işin aslını anlatmak isterim. Kâfi. Artık derse başlayalım. Şu makaleyi merak ediyorum. Vergilerle alakalı olan. Oku bakalım. Thank you.
Başlama halime. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour mademoiselle. Amela. Sende ne cevherler varmış? Ne sandın sultanım? Hadi bakalım muallime. Bir ara ver, hünkâr seni bekler. Hayırdır inşallah. Vallahi orasını bilmem, emretti söylüyorum. Tamam, çocuklar hemen giriyorum. Yo, birden cana geldin güvercin. Sana da her şeyi anlatacağım. Hey, hadi bakalım inşallah. Gel anne. Biz de senden bahsediyorduk. Nikolas, senin ne işin var burada? Ben çağırdım. Anlaşılan o ki izdivacınıza senin muallimelik vazifen malumdur. Hünkârım. Sana konuşabilirsin demedim muallim. Madem ki bilmeden bir yuvanın kurulmasına mani olmuşuz, o vakit bu yuvayı tekrardan kurmak hünkârınız olarak bana düşer. Düğün hazırlıklarınıza başlayın. Düğün masraflarınızı bizzat karşılayacağım. Bu esnada çocuklarla vedalaşabilirsin. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok sağ olun, bizi şereflendirdiniz. Mühim değil. Sevenler mesut olsun yeter. Hünkârım, müsaadeniz olursa bir maruzatım var. Rica ederim, dinleyin. Lüzum yok muallime. Meşgulüm. Çıkabilirsiniz. Şeref duydum hünkârım. Anne. Belli ki bu vazife ayırmış. Seni benden anla. O yüzden öyle konuşmuşsun benimle. Neyse ki hünkâr çok anlayışlı biriymiş. Artık önümüzde mani kalmadı. Nikolay. Hiç zannettiğim gibi değil. Seninle muhakkak konuşmam lazım. Lakin şimdi değil. Yarın babamı görmeye geleceğim. Sen de gel lütfen. Anne. Tamam. Seni bekleyeceğim. Tanrım, ben nasıl düştüm bu hale?